أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbim hayırlı ifadeler ve istifadeler ikram eylesin. Hatadan cümlemizi muhafaza buyursun. Dünyevi, uhrevi müşkillerimizi hall ve asan eylesin. Hem bizleri videolar aracılığıyla YouTube üzerinden takip eden kardeşlerimize selam, hürmetler ederiz. Hem de buradaki arkadaşlarımıza, hocalarımıza hürmetlerimizi arz ederiz. Zira burada olan arkadaşların cidden bu anlamda çok çok uzak mesafelerden gelip dünya kadar trafik sıkıntısı çekenler olduğunu biliyoruz. Her bir teker dönüşüne, adım atışına Cenab-ı Hak hac ümre sevabı ikram eylesin. Tabi bu arada 200 metreden gelenler de var, yok değil. Bâb-ı medâhibihim fiyyâ'âtil idâfe. Bâb-ı medâhibihim, birilerinin mezhepleri, görüşleri, kimin? Kıraat imamlarının tabii ki görüşleri. Fiyyâ'âtil idâfe, izafet yağları hakkında. İzafet yağları hakkında imamlarımızın efendim rivayetleri nelerdir? Nasıl okumuşlar? Bunları hep beraber görmüş olacağız bu dersimizde. Ya-i izafe ne demektir hocam? Ya-i izafe mütekellim yası dediğimiz yağdan ibaret. Mütekellim yası dediğimiz yağdan ibarettir. Bu isme de bitişebilir, fiile de bitişebilir, harfe de bitişebilir. Mesela isme bitişmesi nefsi. Nefis kelimesine ya-i izafe, mütekellim yası. Yani benim nefsim mesela. Fiile bitişirse ne olur? Fetara ni mesela. Buradaki aynı şekilde izafet yası. Fetara yarattı. Ni beni. Oradaki yağdır önemli olan. Yoksa nun oradaki nunu vikayedir malum. Ki kelimenin yani fiilin son harekesini muhafaza etmek için gelmiştir. Normalde fetari olması lazımdı. Ama fiil-i maziler fetha üzerine mebnidir kaidesi burada devre dışı kalacak korkusuyla vikaye, koruma. Altına alıyor onun onu. Fetarani. Oradaki nun ne yapıyor? Fiil-i mazinin sonunu koruma altına alıyor. Aman buraya dokunmayın diyor. Ama nefsiyi de bunu görmüyoruz değil mi? Nefsi niye değil? Nefsi mesela. Orada ya-i izafe normal fi isme bitişmiş bir şeye gerek yok. Yani o ismin sonu sonuçta fiil-i mazi gibi. Yani fiiller gibi. Fiiller gibi. İlla fiil-i mazi değil. Diğer fiillerle de vardır bu. Fiiller gibi öyle sıkıntılı bir durumu yok. Mesela inni. İnne bir harftir. Değil mi? Ye bitişti ona. Yani inni muhakkak ki ben. Mütekellim yesi. İşte bu sadece mütekellim yeleri yüzünden bir konu açmış buraya İmam-ı Cezeri Hazretleri. Sadece mütekellim yeleri üzerinden. Dersimiz sanki Arapça gibi oldu değil mi? Evet ama anlamak için belki o bilgilere ihtiyaç var. Şimdi diyor ki hocam leyset bila mil fi'li yel mudafi. Bir leyset değildir. Bila mil fi'li lamel fiili değildir. Ne yel mudaf. Ya, izafet yası dediğimiz harf kelimede, fiilde lamel fiili olan, lamel fiili konumunda bir durumu yoktur. Böyle anlama bunu diyor yani. Malum sülasi mücerretlerin değil mi? Vezinleri faale maddesidir. Rubai mücerretlerin vezinleri faalele maddesidir. Şimdi faale buradaki yani faal fiil f harfi karşılığında aynel fiil ayn diyelim. Kesara kelimesini alalım ele veya fetara kelimesini oradan şey yapalım. Fetara kelimesinin f'si faal fiilinde. Efendim t harfi aynel fiilinde. Ra harfi lamel fiilinde. Yani sakın ola ki diyor fetara ni dedik diye onu lamel fiili falan diye düşünme aklına gelmesin. Böyle bir şey yok. Bunun fiilin herhangi bir yapısıyla fiile dahil edilmiş fiilin fiile yapışmış gibi görünse de bunu sakın fiilin bir parçası gibi anlama. Bel bilakis o, hiye o nedir? Fil vada'i vada'da vada' dediği yani efendim bir ilmin kaideleri, kuralları diyelim ki konulması meselesi ne gibidir? Keha ve kafi. Yani he ve k
kaf harfleri gibidir. H ve kafı verirken burada misal başka harfi niye vermedi? Çünkü H ve kaftan ancak ne olur hocam? Zamir olur. Zamir ancak bunlardan olur. Mesela nefsuhu. Nefsuhu'daki hu'nun durumu neyse zamirdir sonuçta. Veya nefsuke'deki kef harfinin durumu neyse o da zamirdir. Heh, nefsi'deki y harfinin durumu da odur. Mesele anlaşıldı hocam. Evet. Bel o, hiye o, bilakis fil vel'i vazı'da baktığın zaman da ibarede efendim metinde ne gibidir? Keha, he gibi, ha zamiri gibi veya kaf zamiri gibidir. Şimdi demiş ki hocam burada acayip bilgiler vermiş. Ve alem enne cümlete ma fil Kur'an min ya'atil izafe. Yani Kur'an-ı Kerim'de ya'i izafelerin topuna birden şöyle bir bakacak olsak kaç tane var diye. Ne demiş hocam? Seb'i mi'etin ve sitte ve tis'un. Yani 796 tane var bundan. Seb'i mi'e. 700 ve sitte ve tis'un. Yani 796 tane ya'i izafe var. Şimdi demiş ki وَهِيَ ذَٰلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ اَضْرُبٍ. Bunlar üç kısım. Efendim birinci kısmı bunların اِنِّي جَاعِلٌ gibi olanlar. Yani cümle alemin, bütün imamların, hocalarımızın, üstadlarımızın iskanında ittifak ettikleri. اِنِّي جَاعِلٌ. Yani اِنِّيَ جَاعِلٌ falan okuyan yok. Cümle alem bunu böyle yapmış. İki, fetha olmasında ittifak edilenler var. Ne gibi? Hasbiyallahu gibi. Hasbiyallahu gibi. Veya ve iyyâye fe'abudûn gibi. Şimdi biz iskanında ittifak edilenler var. Bir fetha okunmasında ittifak edilenler var. Bir de hocam durumuna göre hareket yapılanlar var. Yani ihtilaf edilen iskan mı fetha mı ittifakta değil. Birilerine göre bir yer iskanken birilerine göre aynı yer fetha ile okunmuş demiş. Evet. Bu noktada diyor söylenecek söz 6 fasıla ayrılır. Vel kelamu fiha fihi sitteti fusulin. 6 tane faslı vardır bu meselenin. Hocam müthiş bir şey. Yani bunun için ciddi bir çalışmak gerekir. Bir, demiş ki hocam kendisinden sonra meftuh hemze gelenler. Kendisinden sonra hemze-i meftuha gelenler. Kendisinden sonra hemze-i meksura gelenler. Kendisinden sonra hemze-i mazmume gelenler. Mesela inni ümirtü mesela. Değil mi? İnni akhafu. Bravo hocam. İnni iden. Değil mi? Kendisinden sonra fethalı hemze, zammeli hemze, kesreli hemze gelenler. Ondan sonra demiş ki, kendisinden sonra lam-ı tarifli hemze gelenler var. Efendim, kendisinden sonra lam-ı tarifsiz hemze gelenler var. Duruma göre bakacağız şimdi bunların hepsine. Son altıncısı neredeymiş bunun? Evet, altı fasıl var dedi. Böyle beş tanesini saydı, altıncısına... Altıncısı da diyor ki hocam hemze-i katıya veya vasıl değil geldiği zaman da hepsini zikredeceğimiz bazı başka meseleler var demiş. Buradaki şerhten ben bunu okuyorum. Malum şerhimiz bizim efendim İbn-i Nazım Hazretleri. O da İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin oğlu mübarek. Demiş ki tis'un ve tis'une. Şimdi toplam kaç tane hemze vardı böyle bu konumda? Mütekellimiyesi 796 tane. Toplam bu. Şimdi diyor ki tis'un ve tis'une 99 tane var. Bi hemzin infetah. Yani kendisinden sonra hemze-i meftuha. Baştan böyle saydı ya. Hemze-i meftuha gelenler kaç tane demek ki? 99 tane. 99 tane. Zeruni mesela bunu ne yapacak? Zerunil isbahani. Zeruni aqtul Musa. Zeruni aqtul Musa. Bunu hocam zeruniye aqtul. Zeruniye aqtul. Nerede bu geçiyormuş? Gafir suresinde 26. ayette geçiyor imiş hocam. Ma Mekki. Mekki ile beraber kim o Mekki? İbn-i Kesir Hazretleri. İbn-i Kesir Hazretleri ile İsbahani Gafir suresinde geçen Zeruni aktul Musa'yı Zeruniye aktul diye okumuşlar.
Fetah demiş. Yani Fethalı okudular. Pekala. Vec'alli sayıyor şimdi hocam. Vec'alli zayfi duni yessirli veli Yusuf inni evvelaha hallili. Burasını yani şu satırdaki saydıklarını hallili kim çözecek? Ebu Amr'ın efendim fethayla çözdüğünü görüyoruz. Peki bunlar neymiş? Vec'alli bir. Âl-i İmran suresinde vec'alli ayet. Değil mi? Vec'alli ayet. Vec'alli ayet. Sonra geçmiş. Meryem suresinde de varmış hocam bu. Aynı ayet. Dayfi kelimesi var. Vec'alli'den sonra dayfi var. İbarede geçen. Dayfi kelimesi de dayfi eleyse minkum racülür raşid. Bu da Hud suresinde. Burasında ne yapıyor? Zayfiye eleyse şeklinde okuyor. Yine Ebu Amr'ın işi bu. Ondan sonra düni min düni evliya bir kelime söylüyor. Sen anla diyor bunu hocam. Bir kelime söylüyor sadece. Yani oradaki ayetten hangi yerle alakalıysa oranın tek kelimesini söylüyor. Ona göre ara. Zamanında acaba bilgisayar falan var mıydı bu İmam-ı Cezer'in? Nedir ya bu kafa arkadaş? Yani bunları tek tek arayacak, tarayacak. Kafa demek hocam yani tak diye. Acayip yani bunları 796 tane olduğunu tespit et. Ondan sonra tut 99 tane kendisinden sonra, mütekellim yesinden sonra fetha gelen var de. Arkasından başla saymaya şimdi. 99 taneyi saymayacak ha. 99 tane ihtilaflının için, bunların için ihtilafları sayıyor bize. Acayip. Diyor ki ondan sonra hocam. Ha Yusuf'e yessirli hocam affen. Yessirli emri değil mi? Yessirli emri. Taha suresi yessirliye emri. Burası yine kimin? Şu anda Ebu Amr'dan bahsediyoruz. Sonra veli şu kadar ya veli. Ne anlayacaksın hocam veliden? Diyor ki Allah'tan bu şerhleri yazanlar var. Ye'zenli ebi. Ye'zenli ebi. Veli Yusuf demiş ama bakın çok enteresan bir nokta atışı koyuyor oraya. Veli Yusuf. Yusuf'ta geçen veli. Yusuf suresinde geçen veli. Neresi? İşte o anca olsa olsa orası olur. Başka bir yer olmaz yani. Veli yani ye'zenli ebi ev yahkümallahu li. Orasından bahsediyor. Yusuf suresi 80. ayette imiş. Burası. Sonra inni bak inni evvelaha. O ha zamiri Yusuf suresine gidiyor. Yani Yusuf suresinde geçen inni iki tane inni olan yer. İlk iki. Heh. O da neymiş hocam? İlk iki yer. İnni erani e'asiru. Evet bravo. Bir tanesi o. Hocam bir tanesi o. Fî mevda'i Yusuf ve hümel evvelâni minhâ demiş. Bu da Yusuf suresinde ilk geçen iki tanesi. Bunu söylemekle beraber diyor birincisinden hocam demek ki Yusuf suresinde üç tane geçmiş bundan. Evet. İnni erâ seb'a bakaratin bir de inniye ene ehuke inniye ene ehuke. Yani bunlardan diyor işi kurtarmış olduk. Vahteraze bi kavlihi evvelaha ifadesiyle ihtiraz etmiş oldu. Yani geri çekmiş oldu kendisini. An thalati ya'atin ukhra. Diğer 3 tane ye'den. Demek ki toplam 5 tane var Yusuf suresinde. Biz baksana ancak ipuçlarıyla buluyoruz kaç tane olduğunu. Demek ki 5 tane var. İlk 3 tanesiyle işimiz yok. Son iki tanesiyle işimiz var. Tamam. İşte ilk ikisiyle affedin. İlk ikisiyle işimiz var. Sondakilerle işimiz yok. Bravo hocam. Bazen böyle dalgınlık oluyor. Allah razı olsun. Bunları kim yaptı işte? Hallili Ebu Amr Hazretleri. Bu satırdan anlaşılan bu. Yani bu mısradan daha doğrusu satır deyip de şimdi böyle amiyane bir tabir kullanmış olmayalım. Koca bir manzumeyi satıra döndürdük. Evet mısra diyelim. Pekala. Ha evvela hallili meden. Meden de var değil mi? Bir sonraki beytin başındaki meden. Yani elif, ca.
Ha da var işin içinde. Ebu Amr. Düzeltmiş olalım burayı. Yani yukarıdaki 375. beyt vec'alli dayfi diye başlayan beytteki efendim teferruatın sahibi kimler? Edahca. Evet, edahca. Meden elifca, hallili Ebu Amr bunlar yaptılar. Bunları fetha yapma işini. Tamam. Ve hum hemen yakınındakini affediyoruz. Meden yine yani. Ve hum elifca vel bezi artı bir de bezi'yi kat bu işe diyor. Oldu ne? Bezi yani elif he ca. Gerideki meden ile beraber meden. Vehum dedi ya, vehum zamir değil mi? Vehum kime gidecek bu? En yakındaki zevata gidecek. Onlar kim? Meden, elif ca. Bunlar elif ca bir de ha. Toplam üçü yani. Elif ha ca. Yukarıdaki zevatla beraber elif ha ca. Vel bezi bir de bezi'yi kat bu işin içine demiş. Sonra ne yapacağız hocam? Lakin ni era. Şimdi bunların yaptıkları, fetha yaptıkları. Bunların fetha yaptıkları kelime hangisi? Lakin ni era demiş. Lakin ni era. Yani Hud suresinde geçen velakin ni erakum. Velakin ni erakum. Velakin niye erakum okudular. Pekala. Sonra bu Hud suresinde de varmış. Bu kelime Ahkaf suresinde de varmış. Aynısından orada da var, orada da var. Sonra tahti demiş hocam. Tahti. Tahti dediği yani min tahti efela tubsirun. Zuhruf suresi. Zuhruf suresi 51. ayette geçen min tahti efela tubsirun. Tabi biz normalde burada vakfediyoruz değil mi? Min tahti efela tubsirun diye. Ama geçerken ne olur? Bu yukarıdaki zevatın hepsine bezi de kattı onların içine zaten. Fetha ile okumak lazımdır. Sonra inni erakum. İnni erakum. Bu da Hud suresinde inniye erakum. İnniye erakum. Pekala. İşte bu saydığı lakinni era min tahti efela tubsirun inni erakum. Bunları yapan, bunları fetha ile okuyanlar yukarıda ismi geçen bezi'yi de dahil ettiği elif, ha, ca, he bir de bezi. Bunlar fetha okudular. Ve dera'dan itibaren yeni bir başlangıç yapmış oluyor. Ve dera, dera'dan kasıt burada İbn-i Kesir Hazretleri. Ve dera, İbn-i Kesir ne yapmış? Üd'uni vezkuruni. Evet. Yani üd'uni estecib lekum. Burası Gafir suresinde imiş. Bir de vedkuruni yani fedkuruni edkurkum. Bu da Bakara suresinde. Bu da Bakara suresinde. Ne yaptılar? Hocam hemen şurayı toparlayalım. İbn-i Kesir. Evet. İbn-i Kesir Hazretleri bunları ne yaptı? Fetha okudu. Evet. İbn-i Kesir Hazretleri bunları fetha okudu. Sümme sonra el medeni medeni olanlar vel Mekki bir de Mekkeli olan imam. Medeni olanlar Eca. Bir de vel Mekki dedi hocam. İbn-i Kesir Hazretleri. Devam ediyor şimdi. Bu üçünün yaptıklarına başlıyor. Bu üçünün yaptıkları ne? Kul haşarteni yahzununi demiş. Haşarteni derken kastettiği Taha suresindeki haşarteniye e'ma yahzununi yani le yahzununi en tezhebu. Bu da Yusuf suresinde geçen. Buraları kim yapar? Medeni ile yani Elif Ca ile İbn-i Kesir. Evet. Pekala. Ondan sonra ne demiş? Yahzununi dedik. Ma te'muruni ta'idanin. Ma te'muruni ta'idanin. Yani bunlar da aynı şekilde Elif Ca ve Dal'ın İbn-i Kesir'in yaptıkları arasında her ne kadar bir sonraki mısrada yer alsa da bunlar bir önceki mısradaki olanlara aitler. Te'muruniye e'budu. Zümer suresi. Öteki ete'idanini en uhraca. Ete'idaniniye.
en uhrace. Aynı şekilde yukarıda Elif, Ca, bir de İbn-i Kesir saymıştı. Nafi, Ebu Cafer ve İbn-i Kesir bu kelimeleri de fetha ile okudu. Sonra ve meda. Meda kimdi? Tekrar etmiş olalım. Meda, Elif, Ca değil mi? Elif, Ca. Yani bunlar fetha okuyorlar. Elif, Ca. Neyi? Yebluveni sebili. Birisi liyebluveniye eşkuru. Öteki sebiliye ed'u. Evet. İlallahi alâ basîretin. Yusuf suresi 108. ayette burası da. Yusuf suresinin son sayfası hemen hemen değil mi burası? Tabi. Arkasında Ra'd suresi başlıyor. Pekala. Bu iki tane kelimeyi liyebluveniye eşkuru sebiliye ed'u diye okuyan Elif Ca Hazaratı oldu. Devam ettik. Vetlu thik huda. Vetlu thik Huda fetarani. Bir sonraki mısraya el atıyoruz. Vetlü'nün başındaki emri hazırın kırmızı olduğunu görüyoruz. Demek ki İmam-ı Nafi. Thik derken se Ebu Cafer. Huda da yine bezzi değil mi? Yani elif heca oldu bunlar. Pekala. Nereyi? Fetarani. Fetarani kelimesi. Nerede bu? Fetarani efela teakulun. Bu da Hud suresinde. Fetaraniye efela diye burayı fetha ile okumuş. Sonra ve fethu evzi'ni yi fetha ile oku. Bu da Neml suresinde ve Ahkaf suresinde varmış hocam. Değil mi? Evzi'niye en eşkura ni'amete kelleti malum. Evzi'niye. Kim okuyor bunu? Cela. Cim deyince kim geliyor akla? Burada usul tarafında olduğumuza göre ezrak. Direkt ezrak alıyoruz. Heva ve bir de bezzi. Şimdi sevgili hocam buraya kadar anlattığı bize yani şu mısralar tis'un ve tis'une bihemzin fetahtan itibaren başladı. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5 mısra yerde bize ne yaptı? Fetha okuyanları söyledi. Bu kelimeleri falan genelde elif, dal, ha, ca etrafında döndü. Elif, dal, ha, ca hazretlerinin hazaratının fetha okuduğu yerleri bizlere saydı. Elif, dal, ha, ca hazaratının fetha okuduğu yerlerde diğerleri ne okuyacak mecbur? İskan. İskan okuyacaklar. Yani 99 tane yerden ihtilaf ettik edilenleri saydı bize. 99 tane yer okumadık şu anda. Değil mi? 99 tane nerede? Şöyle söyleyelim hocam. İhtilaf edilenler şu anda demiş ki kuddime minha erba'an ve işrun ve işrin. Yani 24 madde bunlar. Sayabildiniz mi? 24 tanesini ihtilaflı demek ki. 24 tanesi ihtilaflı. 99'dan 24 çık. Ne kalıyor hocam? 75. Değil mi? 75 tanesi demek ki daha bitmedi ama erken karar vermeyelim yani. Çünkü son bir burada sıra şimdi gözüme çarptı. İşler hep karışacak şimdi. Ve bâkil bâbi bu babın geri kalanını bakın bu babın geri kalanını hangisinden bahsediyor? Kendisinden sonra Hemze-i Meftuh'a gelen 99 tane yer var ya burada. Toplam 99. Bu 99'un 24 tanesi fetha okuma noktasında aralarında çekişmeliler. Şimdi bir nokta koyuyor hocam. 99'un 24'ü bu. Peki 75'i ne? Ve bâkil bâbi bu babın geri kalanlarının bu yani 75 tanesinin tamamında hirmun hammela. Bitti. Elif, dal, ha, ca. Bu 4 kişi ne yapar? Fetha okurlar. İskan okuyanlar da çıktı piyasaya. Kimlerin iskan okuduğu, kimlerin fetha okuduğu da çıkmış oldu. Evet. Anlatabildim mi hocam? Geri kalanlar fetha okuyorlar. Fetha. Aynen. Edca ve ha. Yani burada şu çıktı karşımıza. Kendisinden sonra Hemze-i Meftuh'a gelen mütekellim yeğleri toplam kaç tane dedi baştan? 99 tane dedi.
Ondan sonra bize ihtilaflı olanları söyledi. Yani elif, dal, ca var, elif, he, ha, işte elif, he, dal, ca, ha, ca var vesaire vesaire saydı. Bu saydıkları da 24 tane yekünü. Yani bunlar farklı farklı. Belli bir, tek bir kaide üzerinden bunları değerlendiremiyor. Ama geri kalan 75 tanesini ne yaptı? Ve bâkıl bâbi hayrmun hammelâ dedi. Bitti. Bu babın geri kalan 99 tanenin 24 tanesi farklı farklı zevata aittir. Fetha okunması meselesi. Ama geri kalan 75 tanesi otomatik. Hayrmun hammelâ, elif, dal, ha, ca. Bunlar fetha okurlar. Geri kalan 6 tane imam orijinal zaten hepsi sükunle okumuşlar. Evet, bir mısra ile beraber meseleyi bitirdi. Bir mısra ya. Sonra diyor ki bir de muvafık olduklar oluna olanlar var. Yani elif, dal, ha, ca hazaratına veya diğer yerlerde bunlara katılanlar var. Onlar ne yapıyorlar? Kimler onlar? Ve hangi kelimelerde katılmışlar? Ve feka muvafakat etti. Fi ma'i. Ma'i kelimesinde Tevbe ve Mülk suresinde var bu. Evet. Ma'i ebeden. Evet hocam. Ma'i kelimesinde kim muvafakat etti? Buyurun. Hafs öyle okur mu orayı? Okur değil mi? Ma'i ebeden. Evet. Ula küf'in. Kef'ayın. Soru şimdi. Ma'i ma'i ebeden geçti mi hiç okuduğumuz beytlerde? Geçmedi değil mi? Soru. Ma'i ebeden okuduğumuz beytlerde geçmedi. O zaman bu babın geri kalan kısmında kaldı. Doğru mu? Yani 75'lik grupta kaldı. 75'lik grubu yapan kimdi fetha okuyan? Elif, dal, ha, ca. Bir de kim ilave oldu şimdi onlara? Ayin ve kef. Peki biz okuyor muyuz zaten onu? Ve kendimizden kontrol edelim. Ma'i ebeden doğru okuyoruz da. Evet. Mesele anlaşıldı hocam. Yani buranın çözümü anca böyle olabiliyor. Haddimiz olmayarak belki Rabbim hayırla sonuçlandırsın. Ve mali yine aynı düzende, aynı kafada bunları zihniyetle düşünebiliriz. Ve mali ve mali diye bir şey geçti mi? Az önce 24 maddenin içinde geçti mi? Yok, geçmedi. Sadece yalnız li geçti hocam. Ha, sade geçti, li geçti ama ve mali geçmedi. Veli tabii veli yesirli ve veli yüz fe inni evvela hallili diye geçerken orada geçmişti. Ama şu anda ve mali diye bir şey geçmediğini görüyoruz. Yani bu 75'lik kısımda değil mi? 75'lik kısmı yapan kimdi? Elif, dal, ha, ca. Hep kafada bunu tekrarla hocam. Elif, dal, ha, ca, edah, ca. Bunlar yapıyor. Ama ve mali de edah, ca muvafakat eden kim? Lüz minel hulfi. Hişam hulufsüz, mim hulufle ne yapmış? Edahca'a muvafakat etmiş. Yani biz direkt şimdi şöyle bir alsak burayı. Çok dikkat etmek lazım. Ve mâ lîde ve mâ lîde yani mâ lî ed'ûküm. Burası o. Gafir suresindeki mâ lî ed'ûküm. Burada desen ki lam yani hişam hulufsüz mim hulufle yapıyor bunu desen sakat ifade. Niye? Çünkü bunun içinde yapan başkaları da var. Söyledi çünkü. Ne dedi? Bir önceki mısrada elif dal haca'ı da koydu işin içine. Elif dal haca'ı da var bu işin içinde. Ayrıyeten lamla mim ona muvafakat etti diyor. Lam direkt muvafakat etti. Hulufsüz mim hulufle. Hep bu şekilde değerlendirelim meseleyi. Le'alli kürrimâ. Le'alli kelimesinde hocam demiş ki 6 yerde geçiyor. Yusuf suresinde, Taha suresinde, Müminun suresinde, Gafir suresinde ve Kasas suresinde 2 yerde. Toplam 6 yerde geçmiş bu kelime. Mesela bu kelime de geçmedi az önce. Lealli de geçmedi. Yani 75'lik kısımda kaldı. Tekrar ediyorum özellikle ki aklımıza iyi otursun bu diye. 24'lük kısımda tartışılanlar arasında değildi. 75'lik kısımda elif, dal, ha, can olduğu kısımdaydı. Onlara muvafakat eden kim bu kelimede? لَعَلِّي كُرْدِمَا كَفْ. Evet. Sonra devam ediyor. رَحْضِي مَنْ لِرْخُلْفُ. رَحْضِي kelimesinde otomatik yine aynı şekilde diğer zevat var. Ama mimin hulufsüz, lamın huluflü olduğunu, muvafakatının onlara gerçekleştiğini görmüş oluyoruz. عِنْدِي دُوِّنَا. Ama hulfün demiş değil mi hocam? Tabii. Yani
indi kelimesinde, evet, indi kelimesinde, indi evelem, Kasas suresinde bu da geçiyor. Normalde hocam, az önce ne dedi? 24 tane maddede geçmedi bu. Nerede geçti? 75'in içine dahil oldu. 75'te zaten elif dal ha ca var dedi. Niye koydu bir daha buraya? Hulfün dedi ama. Bunun da hulfünü belirtmek için söyledi burada bunu. Normalde 75'in içinde zaten var. Evet. Ve an küllihim tesekkena diyor. Buradan itibaren bir sonraki dersimizde inşallah bismillah diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.